Merhaba arkadaşlar. Geçenlerde yaptığım bazlama ekmeklerle ilgili videoyu sizlerle paylaşmıştım. Bu videomda daha değişik yöntemler izleyeceksiniz. O çalışmalardan sonra fırın ekmeği yapmak kafama takıldı. Tabii bu benim düşündüğüm böyle internette gördüğümüz gibi bir fırın yapmak değil. Daha basit bir yöntemle o fırında pişmiş ekmeğin tadını, lezzetini falan elde etmekti ki denemelerimin gösterdiği gibi gayet de başarılı bir şekilde ekmekler pişti. Çömlek işlerinde kullandığım ilk çamuru internetten getirtmiştim. Yeni yapacağım proje için çamura ihtiyacım vardı ve Sedat arkadaşımla akşam yürüyüşleri yaparken çevremizde kil nerelerde var, doğada nerelerde var diye araştırdık. Eski bir su kaynağının olduğu yerde aradığımız kili de bulduk arkadaşlar. Tabii bundan sonrasında kille ilgili yapılan işlemler var. İnternette bu konuda çok fazla video var. Yine de ben burada bir kısaca size göstereyim. Videonun daha sonrasında nasıl bu yöntemle nasıl bir ekmek yaptığımı izleyebilirsiniz. Dağdan getirdim, kili dövdüm. Elekle eledim arkadaşlar. Kil kendini hemen belli ediyor, yapışkan. Bu sinek telini süzgeç olarak kullanacağım. Herhalde genlerde var arkadaşlar bu. Böyle çıkması kolay. Benim öz dedem çömlekçiymiş. Anne tarafından dedem. Kendisini pek tanıyamadım. Su üstünde birikiyor. Kil çöküyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki değişik toprak var. Dağlardan, su kaynağının dibinden aldık. Kirli toprak, kil oranı yüksek. Daha sonra bakacağız suyunu çekmek üzere. Buradaki kırmızı toprak suyunu çekti. Eski Datça mahallesindeki kırmızı topraklardan aldım. Çalışmaya uygun mu diye bakacağım arkadaşlar. Bunu anlamak kolay. Bunu anlamak kolay. Şöyle. Bayağı suyunu çekti. Bunlar suyun içindeydi olduğu gibi. Şimdi bunu simit şeklinde kıvırdığınızda çatlamazsa bu kirli topraktır arkadaşlar. Olmaz ama bayağı yağlı, yapışkan bir toprak. Yani tam böyle bir kirli bir toprak değil arkadaşlar.
Evet. Arkadaşlar, her şey evde ekmek yapma merakımla başladı. Bazlama. Paylaşmıştım videomu. Şimdi bunu daha da geliştireceğim. Şöyle basit bir fırın yapacağım. Fırının işlevini gören bir şey. Onun için böyle bir çömlek yaptım. Dağdan topladığım kirli. Şimdi arkadaşlar, geçen gün bununla denedim. Çok güzel sonuç verdi. Yalnız yeni yaptığım çömlekte tam bu sınıra kadar geliyor çömlek. Daha yüksek. Şimdi birazdan bunun üstünü kapattığım zaman bu çömlek kızıyor, bu da çözüyor. Buradaki ısı da içeride kalıyor. Ekmek bu şekilde pişireceğim, göreceksiniz. Şimdi ateş yanacak ve bunu çömlekler ısınacak arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş ısınıyor arkadaşlar. Bekleyeceğim biraz böyle toprak malzemenin ısınmasını. Aynı bir fırında pişirir gibi olacak. Harcı yaş kullandım. Ondan biraz endişem var. Yani çatlama şeyi, ondan korkuyorum biraz. Nasıl bir sonuç verecek? Şu anda bir şey görünmüyor ama daha yaş. İşte buna bir de kapak yapacağım topraktan. Şu anda çömlekler bayağı ısındı arkadaşlar ama şimdi korsam ekmekleri, hamurları çok kabardı, onları da göstereceğim birazdan. Şimdi korsam yanarlar. Evet. Hamurlar nasıl kabarmış. O kabarmış koca hamur. Ne kadar kaldı bakın. Evet. Şimdi çömleğin içine atacağız. Tabii her anını gösteremiyorum arkadaşlar. Elimden kamerayı tutuyorum falan. Görüyorsunuz. Birazdan kabarmaya başlayacak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı kabardı. Bu öbür türlü pişirdiğinizde bu kadar kabarmıyor. Arkadaşlar, mis gibi ekmek koktu. Şimdi burada böyle aynı fırında pişiyormuş gibi oluyor. Tam bir köy ekmeği arkadaşlar. İkinci koyduğum ekmek kabardı bakın. Şimdi bunu ters çevireceğim. Evet. Görüyorsunuz üstü bayağı güzel pişti. İlk çevirme bu da. Ondan sonra acaba. Şimdi bunu böyle 2-3 defa daha çevireceğim. Yan taraflarını da çömleğe değdiriyorum arkadaşlar böyle sırasını. Yan taraf, çünkü çömlek çok kızgın vaziyette şu anda, elinden dokunamıyorsun. Arkadaşlar, daha önce de bahsettiğim gibi bu işte benim en önem verdiğim şey ekmeğin içinin pişmesi. Hani yıllardır mide rahatsızlığımız da var. Fırınlardan aldığımız ekmekteki en büyük sorun bu. Hamur. Ne yaparsan yap. İşte bu şeyden başladım ekmek yapmaya. Lezzeti sonra geliyor. Ama tabi lezzeti de olduğu zaman kötü bir şey olmaz. Bir şey daha öğrendim şu pişirme olayında arkadaşlar. Ekmeğin kabuğu, şurası kabuk bağlaması gerekiyor. Bakın bayağı sert. Bayağı sert. Şurası da pişti. Görüyorsunuz çok güzel pişti. Kabuk bağlaması gerekiyor. Bunu şeyin üstüne koyduğum zaman arasına, kumaşın arasına koyduğum zaman bu sertlikten hiçbir eser kalmıyor arkadaşlar. Yumuşacık pamuk gibi bir ekmek oluyor. Bu işin bir tek kötü tarafı var arkadaşlar. Bu mis gibi yayılan ekmek kokusu inşallah başkalarının burnuna da gitmez.
Tabii çevreden duyulduğunda insanlar canları çekebilir. Artık öyle birisi olursa ileride çokça yaptığımızda yediriz arkadaşlar. Kabarmaya başladı. Son ekmeğim bu. Tabii bunlar deneme amaçlı. Daha sonrasında daha büyük ekmekler çerçeveyi kaplayan şekilde ekmeler yapacağız. Böyle kocaman bir fırın yapmaya hiç gerek yok. Çok güzel ekmek oluyor arkadaşlar. İnanılmaz şekilde güzel pişiyor. Daha sonra yaptığım çömlekte yapacağım denemeler daha güzel olacak. Her tarafı pişiyor arkadaşlar. Bakın, kabarmaya başladı, görüyorsunuz. Şöyle kenarlarına da pişirebilirsiniz. Mükemmel, mükemmel kabarıyor. Çok güzel. Koku çok güzel arkadaşlar. Artık gerçekten mis gibi bir ekmek kokusu. Bu çömleğin çamurunu, şu yaptığım çömleğin çamurunu internetten getirdim arkadaşlar. Ama kuruduğu zaman hep çatlıyordu. Sonra içine pişmiş çömlek parçaları döverek çamurun içine kattım, harcın içine kattım. Bu şekilde ve basit bir şekilde odun ateşleriyle pişirdim arkadaşlar çömleği. Böyle bir çömlek. Şimdi daha güzelini yapıyorum. Bu bir denemeydi. Evet, şimdi çevirelim. Çok güzel. Şöyle yanları da değdirdiğimiz zaman şuralara, yanları da gayet güzel pişiyor. Zaten otomatikman içeride kaldığı için ısı yanları pişiyor arkadaşlar. Bahçesi olan, böyle bir imkanı olan herkes kendi ekmeğini gayet basit bir şekilde en güzel ekmeğini yapabilir. Tabii bir defa da çok ekmek de yapabilirsiniz. Benim için de biraz uğraş oluyor. Arkadaşlar, biraz önce de bahsettiğim gibi bu ekmekleri tatlı maya ile, toz maya ile yapıyorum. Ekşi maya da var evde ama ekşi mayayı sık sık kullanınca kendini toparlayamıyor. Bundan önceki ekmeği ekşi maya ile yaptım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten tam bir ekşi mayalı ekmek oldu. Onun için şöyle bir 4-5 günde bir yapma. Çünkü beslediğin zaman onun tekrar o kendini toparlaması zaman alıyor. Kumaşın arasına sardığınızda yumuşacık oluyor. Evet, bir tanesini göstereyim şöyle. Görüyorsunuz gayet güzel pişmiş. Ve delik delik. Evet, yemek de hazır.